Kur'an'da diyor ki namaz kılın. Namaz kaç rekat? Kur'an'da yok. Rükû kaç defa yapılacak? Kur'an'da yok. Secde kaç defa yapılacak? Kur'an'da yok. Kur'an'da diyor ki zekat verin. Paranın kaçta kaçı? Altının kaçta kaçı? Gümüşün kaçta kaçı? Yok. Üzümün kaçta kaçı? Hurmanın kaçta kaçı? Buğdanın kaçta kaçı? Yok. Devenin kaçta kaçı? Sığırın kaçta kaçı? Koyunun kaçta kaçı? Yok. Yani haccın şu kadar şartları var. Hiç yok. Hac yapın diye bitti. Bunların hepsini Allah'ın lütfuyla Rabbimin ona bildirmesiyle, Cebrail Aleyhisselam bildirmesiyle bütün din peygamberimizin hadisleriyle yani örülmüş, nakış haline gelmiş. Hadis olmazsa dinin dörtte üçü gider bir. Sonra ayet-i kerimelerde bazıları diyorlar ki efendim peygamber demek elçi demek. Kitabı vermiş, işi bitmiş. Teslim etmiş kitabı müminler, işi bitmiş. Haşa ve kella. Ayetler şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselne min resulin illa liyuta bi iznillah. Biz hiçbir resul göndermedik. Ancak Allah'ın izniyle ona itaat edilsin diye gönderdik. İtaat şart. Başka ayet. Kul in tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. De ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin de onlara diyor ayette. Peygamber'e tabi olmak. Başka bir ayette ve men yutillahi ve resulü fevlaike meallezine enamallahu minen nebiyine ve siddiqine ve şühedai ve salihin fevlaike refigan hasune refigan. Allah'a ve Resulüne itaat edenler, Allah'ın nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler, salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır. İtaat şartı. Resul'a itaat, itaat. Öbür tarafta Bismillahirrahmanirrahim. Eti'ullaha ve etur Resul'e ve ullemri minküm. Allah'a itaat edin. Resulullah'a itaat edin. Hatta sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Ama emir sahibi kim? Sizden olan amirlerinize. Bunun ölçüsü ne? Bizden nasıl oluyor? Hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amirleriniz namaz kıldığı müddetçe itaat edin diyor. Amirleriniz namaz kıldığı müddetçe itaat edin. Bizler olmanın şartı namaz.